Bak bak bak, bizimkileri telaş aldı kim geliyor diye. En son şöyle kaldık. Anastasya dedi ki senden izin istemiyorum. Caner benim dedi kayınvalide adayına. Caner benim diye bir şey yok. Caner benim evladım. Ben ona dedim ki sana Anastasya ile elini tuttuğum müddetçe hiçbir şey vermem. Ama gidebilirsin, yaşın tutuyor beni dinlemeyip nikah takayabilirsin. Fakat verdiğin sözlerin arkasında durabileceksen yap. Durabilecek misin? Bana güvenip verdim bu sözleri. Benim istemediğim, onay aynı vermediğim bir ilerliyor. Durum için yaşadım. Aynı kafada ilerliyor. Başka düşündüğün hiçbir şey yok değil mi senin? Yok. Ya benim olanı ver, tamam onu da geçtim. Senin kolundaki bilezikler zaten 300-400 milyar para yapar ya. Yapsın. Kasanda da paralarım var. Allah. Evim var, barkım var. Ne olmuş kasayı yani evladının arkasında bir kere de destekçi çok olarak. Çok şükür olsun. Allah'ıma kadınım ben. Yapmışım, koymuşum. Evladımın geleceğine garanti hazırlamışım. Kalanı da korumuşum. Kalanı da korumuşum. Evet, Allah'a çok şükür. Her evladıma yaptığım gibi sana da yaptım ama Seda seni abla, bir şey söyleyeyim mi? İstemediğim eğer kişiler istediği tarafından gelinle evlenseydim şu an benim vermem. Evim hazır, işim hazır. Evet. Ne bileyim hani nişanlılığım, her şeyim söylüyor hazır zaten, ya. Şu an her şeyim hazır. Şimdi. Sadece bir anahtarla kilitli duruyor. Evet. Ama Anastasya'yı getirdim diye sürekli karşı çıkıyor. İstemiyor. Eğer şu an o evet, benim şu söylediklerimi verse bana, yapsa biz çok mutlu olacağız. Sadece ama olamıyoruz. Bunlar 4 mesela bu hafta sonu sürekli tartıştık biz Anastasya'yla. Çok şükür. Neden tartıştınız Anastasya? Kimle? Annesiyle. Biz diyor hafta sonu Caner diyor ki biz bütün hafta sonunu tartıştık diyor. Annem yüzünden diyor. Evet. Çünkü Caner benim aileye bana söz verdi. Hı. Ve şey verecek. Ben rahat orada yaşadım. Burada da rahat geldim. Çünkü o söz verdi her şeyi. Şu an çıkıyor. Melek Hanım bir şey vermek istemiyor falan. Caner bir şey almayacak. Bunu çıkıyor. Ondan kavga ettik. Çünkü... ben eskiden evet hiçbir şey istemedim. Evet. Ama artık ailemle konuştum. Artık her şey istiyorum. Artık Melek Hanım her şeyi verecek. Ben de senin aileni, mahataplarımı karşıma istiyorum. Seninle bir işim yok. Sen bir çocuksun. Sana kim ne derse gelip onu burada söylediğini ima ediyorsun. Sana bunları veren akıl hocalarını ben görmek istiyorum. Tamam. O zaman budur. Davet kapı açılsın. Ya. Elif hoş geldin hayatım. Hoş bulduk Seda Hanım. Hoş geldin, öpmeyeyim ben. Nasılsınız? Hastayım, sana da geçmesin. Şöyle alayım seni. Anneciğim. Melek Hanım'ın gelini Elif geldi. Elif'i hatırlayacaksınız. Anastasya'ya bana bak anneciğim, benim anneme olsun. Elini kaldırarak konuşamazsın diyen Elif stüdyoda. Şimdi ben burada açık açık da söyleyeyim, yengeme de söyleyeyim. Heh. Anastasya Türkçeyi fazla iyi konuşamadığı için bunu defalardır söylüyorum artık çok sıkıldım. Türkçeyi iyi konuşamadığı için ayağa kalkıp hani şey yapıyor. Vücut dilini kullanmaya çalışıyor. Hani bu yüzden sakın yüklenmeyin demek istiyorum. Tamam. Anladım. Çok da iyi anladı. Çok iyi anladı. Birazdan göreceğiniz diyor şimdi. Elif sen girmeden önce Anastasya dedi ki Caner benim aileme söz verdi. Ben ilk önce bir şeyleri istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Ben aşığım. Size zaman gösterecek bunu diyordum. Şimdi vazgeçtim. Çünkü Melek Hanım'ın şu sözüne takılmış. Ailesi de Anastasya'da. Senin yerinde başka bir gelin adayına her şeyi yaparım. Ama sana yapmam.
dediği için bunların hepsini bana yapmaya mecbur diyor. Normalde yoktu böyle bir şey yani. Ya şimdi izlediğim kadarıyla Caner, hani ben zaten videoda hani gereken kelimeleri zaten söyledim kardeşim. Yani ben bu konuda hani fazla uzatıp hani fazla ne sizi kırmak istiyorum ne de kendim kırılmak istiyorum. Annemiz neyi görüyorsa zaten biz hepimiz bunu destekliyoruz. Zaten siz o istemiyor diye şu an bana cephe aldınız. Hepiniz, bütün aile hayır, bana cephe aldınız. Cephe almak değil. Bak biz sevgiye saygı duyan insanlarız. Biz sevgi yumağı içinde büyümüş insanlarız. Biz seni sevgi yumağında büyütmüşüz. Sen bunları nasıl unutabiliyorsun Caner? Ben hiçbir şeyi unutmadım. Siz benim sevdiğim insanı istemiyorsunuz sadece. Ya annem istemiyorsa biz de buna saygı duymak zorundayız. Kimse zorunda ama değil. Ama annemiz yani şimdi güzelim bak. Gerçekten şöyle söyleyeyim. Seni gerçekten çok beğeniyoruz. O kadar güzelsin ki. Allah nazardan esirgesin. Yok. Melek Hanım beni istemiyor. Çünkü ben yabancıyım. O 100 kere bunu söyledi. Ama ben insanım. Bende 2 tane kol, 2 tane bacak var. Ben de bir şey hissediyorum. Ben de insanım. Yani yabancıysam sevemez miyim demek istiyorum. Şimdi yengen Elif de annenin gibi düşünüyor. Herkes onun gibi düşünüyor. Ailede herkes onun tarafında abla. Ben anlamadım bana demek kaçacak ablamı. Demek ki ben doğru karar veren bir kadınım. Eğri olduğunda da zaten çocuklarım bana diyor. Anne biz böyle düşünüyoruz ama çok katılmıyoruz. Ya sana. Ben de Elif, doğru karar verdim. Anastasya aileye diyorlar. Gelin olarak gelirse ailede dengeler değişir mi? Buna inanıyor musun? Ya şöyle hem değişir. Yani şöyle Anastasya ne bize ayak uydurabilir ne biz ona uyum sağlayabiliriz. Çünkü Caner'le hep karşı karşıya geleceğiz maalesef. Yani gerçekten yani durum ortada yani bunu herkes görüyor öyle değil mi? Anastasya. Yani gerçekten çok zor. Meltin değil mi? Elti olacaklar. İnşallah evlenirseniz elti olacaksınız. Diyor ki o bize uyum sağlayamaz biz de ona uyum sağlayamayız diyor. Yok. Burada... Caner de söyleyebilir. Biz çok iyi düşündük. Biz de her şeyi gördük. Yani materyal ne kadar var gördük. Bir şey biliyor, her şeyi biliyoruz. Benim için uygun da oluyor. Onun için uygun da oluyor. Bir de o da söz verdi. Yani her şey olacak. Şimdi nasıl biz söyledik öyle olacak. Yapacak diyor. Bir saniye. Oğlun söz vermiş bacım. Ben şimdi şöyle bir açıklama yapayım. Normalde benim sözüm nasıldı biliyor musun Seda abla? Hı. O hani dedim ya daire, ev falan her şeyimi ayarladı o benim. Ben sadece bu konuda söz verdim. Hani rahat edeceğimizi biliyordum. Ama şimdi annem deyince ben o kız olmasın başkasına yağdırırım falan filan. Senin söylediğin evet, gibi evet, abla. Evet. Hani ailesi de dedi ki hayırdır yani. Benim kızımın ne kusuru var ki hani böyle bir şey söylediler ya da böyle davranıyorlar. Haklılar. İnsanlar da haklılar haklı. Şimdi. Onlar da, onlar da kendine göre haklı. Tamam Seda Hanım bu insanlar haklı. Hiçbir kız için ben haksız diyemiyorum, isteyebilir. Benim muhatabım yok ki. Onun bunu söylediği haklı. Kim? Kim haklı? Bana haklı, onu haklı çıkaracak insanlar lazım. Ben o kızla mı oturacağım? Ben bu kızla mı kalkacağım? Bu kızın dediğinle mi yürüyeceğim? Onun dediğinle mi hareket edeceğim? Ben Elif'i alırken, benim ilk gelinim, sana dedim mi kızım ben mal vereceğim, mülk vereceğim? Ya şimdi zaten anneciğim çok özür dileyerek ben bu konuyla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Caner de bilir. Abimle biz tanıştığımızda abim bana hiçbir şekilde mal varlığından bahsetmedi. Ben hatta senin abin işsiz olarak biliyordum. Evet. Biz yani hatta 1 ay 2 ay falan da peşimden koştu. Ama sonra gerçekten sevginin gerçek olduğuna birbirimiz inandık. Sonra tanıştık. Bazı şeyleri konuştuk. Abim bana hiçbir şey bahsetmedi. Ben abini gerçekten sevdim. Hiçbir şeysini istemedim. O zaman dedim sen ki, de kayınvaliden Melek Hanım gibi düşünüyorsun. Burada aşk yok mu diyorsun? Yok. Ya Seda Hanım hariz ortada gerçekten aşk yok. Yani Anastasya Hanım hani ülkesinden buraya geliyor. Hani Caner'in mal varlığını yani ister istemez hani bir şekilde ele geçirmek istiyor. Şimdi Caner'le evlendikten sonra zaten Anastasya Hanım'ın ona neler yapacağını biz zaten görüyoruz.